Merhaba Şifte Late Net izleyenleri. Bayram sonrası Tolga özlemiştir dedik. Verdik eline kutuyu. Kutu açtıracağız. Ne var abi elinde? Galaxy 17 Prime. Kötü bir espri yapabilir miyim? Tabii. Aklıma daha 17 şarkısı geldi biliyor musun? Öf. 17 deyince yani böyle de kötü bir espriyle giriş yapayım. Samsung'un pek çok modeli var tabii ki de. Galaxy 17 Prime de bunlardan bir tanesi. Resmi satış fiyatı 1500 lira bandında ama hepsi burada da gitti gidiyor gibi sitelerde 1300 lira bandında da bulunabiliyor. Onlar büyük ihtimalle paralel ithalattır. Ama Samsung'un kendi sitesinde bir hediye ile beraber 1500 bandında alabiliyorsunuz. Evet, Level U Bluetooth kulaklığıyla beraber satılıyor şu anda. Güzel bir hediye. Yani. Telefonun öne çıkan özelliklerini Samsung arkaya yazmış. Tamamen metal kasa. F1.9 13 megapiksel kamera var. Ön kamerası da 8 megapiksel. Parmak izi okuyucu da var. İşlemcisi 1.6 GHz Exynos'tur büyük ihtimalle. İşlemcinin detayı ne bir bültende yazıyor. Bir de bunu sitede, yani orijinal sitesinde de yazmıyordu. Dürüst olmak gerekirse CPU Z'den bakacağız. İçini açmadan bilemeyiz. Çünkü bunun 2016'sı mı 2017'si mi ne olduğunu tam şey yapamadık. Ve şu anda Samsung modelleri inanılmaz fazla. Yani 17 Prime, 2016, 2017, C serisi, J serisi iyice birbirine karıştı her şey. Sevdiğim yanı 32 GB hafıza var ve 3 GB RAM var. Bunların yanında da 3300 mAh. Evet. Batarya. Asıl pili çok iyi, 3300. Evet. Yani J7 Prime ama Samsung kendi kendine bir rakip daha çıkarmış. Böyle baltamızla kutuyu artık girişiyoruz arkadaşlar. Evet. Bizdeki siyah rengiymiş. Ben kutudan okudum. Evet. Telefon şu şekilde. Şuradan açalım. Ne her türlü yırtacağız ya. Ne yapacak bir şey yok. Kutu açmayı özlemiş misin Tolga? Kutuyu biraz onurlar versin ama. Şöyle attım. Şık. Elegant. Güzel duruyor. Bu J5 Prime'da da olan bir tasarım. Biraz Samsung'un bilinen bir tasarımı açıkçası. Yeni Pro'lara da benziyor. J5 ve J7 aynen. Pro'lara da benziyor. Bunun J serisinden farkı ki J5 Prime'da da kullandılar. J7 Prime'da pardon. TFT ekran var. AMOLED ekran değil. Bunu açalım. Takılsın. Biz de kutu içerisine bakalım. Evet, şu anda açılıyor. Evet, en sevmediğimiz kulaklık. Kulak içi kulaklık yok. Daha uygun fiyatlı. Yine kablosu falan güzel. Öyle bazı bu fiyat segmentindeki telefon üreticilerin telefonlarında böyle hani çıt etsen kopacak gibi kulaklıklar çıkıyor. Ama abi ya 1500 lira para veriyorsun, kulak içi değil ya çıkan kulaklık. Ya evet. Artık böyle kaldım. Ya bunu ayrı seven var. Evet ama çok az. Yani eleştirmek istemiyorum ama. Bu arada micro USB kablosu devam ediyor arkadaşlar. Yani USB Type-C değil. Yine Samsung'un bildiğimiz travel adaptörü adındaki. Evet, hızlı şarjı desteklidir büyük ihtimalle. Öyle bir logosu yok önünde ama yine bir 1.55 amper 5 voltta. Yani gene hızlı eder ama 3300 mAh olduğu için gene bir 1.5 saatli 2 saat arasını bulabilir. Hatta geçer. İlginç yani. Ben fast şarjı görmeyince şaşırdım. Genelde yeni cihazlarında oluyor Samsung'un. Artık teste kalır. Aynen. Cihazda böyle açıldı. Android 6 var. Güncelleme 7 alır mı almaz mı? Orası ayrı bir konu. Bilmiyorum yani. Bir fikrim de yok. Ki o kadar Samsung'un güncelleme vereceği lazım. Telefon var ki hani ne zaman alır? Hani listede 17 nerededir? Bilmiyorum. Ama açıkçası telefon teknik özellik, kasa yapısı açısından güzel. Ama hani Samsung'un hep AMOLED ekranına alıştık ya, bana biraz renkler şimdi soluk geliyor, soluk değil mi? Geldi ama değil yani hani baktığında Samsung'un şeyine alışmışız. Ekran 5.5 inç büyük, çerçeveleri ince. Hani ele şey olarak sevdim. İstiyorsan hani tuşmuş, sen de bakmak istiyorsan. Al abi. Ya hissiyatı güzel. Yani gene bir premium his var az çok. Evet, yani. Var. Ama artık yani Samsung'un çok fazla şu tasarım telefonu var, hepsi birbirine benziyor. Yani bir ayırt edemiyorsun. Bu tabii J7 çok model var. J7 Pro mu, J5 Pro mu, 17 Prime mı? Hepsi birbirine benziyor. Ve kafa ama karıştırıyor biraz da. Şey güzel olmuş ya, tasarım hani metal ve ince olunca 3300 mAh pil var.
eldeki hissiyatı hani fena değil onu düşünüyorum. Bir de 3300 mAh telefona göre ince. Evet işte onu diyorum ya, yani 3300 mAh pil olduğunu düşünürsen şu tasarımı güzel kotarmışlar. Yandan bakınca biraz kalın olduğu anlaşılıyor ama elde tutuş falan hiç onu şey yapmıyor, hissettirmiyor. Peki sen bunu neye göre tercih edersin ya da etmezsin? Yani alacak olsam en öne çıkan özelliği bence pil. Hani 3300 mAh diğer özellikleri zaten orta düzeyin diğer telefonlarıyla eşdeğer. Ama benzer fiyat segmentinde Lenovo P2 gibi de bir güçlü alternatifi var. Bir de 625 onun işlemcisi. Bununki normal bir Exynos'tur. Evet yani benim aklım biraz P2'ye kayabilirdi. Evet. Ama tabii incelemeden uzun süre kullanmadan da bir şey demek yanlış olur. Bunun kamera avantajı olur gibime geliyor o segmentte F1.9. İşte evet, onu denemek lazım. İşte bir J7 Prime mı bu mu arasında kalınabilir. Belki bunun fiyatı daha yüksek ama tercih sebebi de olabilir. Farklı özelliklerle bu da tercih edilebilir. Aynen, bakacağız ve yorumlayacağız. İncelemede görüşmek üzere o zaman.